Merhaba sevgili dostlarım. Umarım her şey yolundadır. Sağlık sıhhat yerindedir. Bizim de habercilik çalışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Onu da ifade edeyim. Şöyle bir bakayım. Evet, mikrofonumda olumlu bir mevkide varlığını koruyor ve işini görüyor. Çünkü bu ses meselesi zaman zaman teknik bazı sorunlar oluşturuyor. Ben de buna biraz daha dikkat etmek istiyorum. Konuyu açacağım. Pek kimsenin üzerinde durmadığı bir konu yine. Baktınız, benim gibi dış politikayı takip eden birkaç yaşıtım, dostum Twitter'dan bir takım uyarı mesajları veya bilgi mesajları geçmiş ama medyamız yine bir olayın dışında uzaktan takip etmeyi tercih ediyor gibi gözüküyor. En iyisi bunu biraz geliştirerek size aktarayım. Amerika Birleşik Devletleri şu anda ülke demokrasisinin ne kadar kurumsal, özellikle ordu üzerindeki sivil otoritenin ne kadar güçlü ve bu demokrasiyle beraber Amerikan derin devletinin de nasıl bir yapıda olduğunu tartışıyor. Bu tartışmanın ana nedeni çok ünlü bir yazarın yeni genç bir yazarla birlikte yazmış olduğu bir kitap. Bu kitap 21 Eylül günü raflara girecek ama içinde barındırdığı bir bilgi Amerika'yı karıştırdı. Karıştırması da çok doğal. Kitabın adı Peril, yani tehlike. Yazarı 1970'li yıllarda Richard Nixon'ın başkanlığına mal olan ünlü Watergate skandalının ortaya çıkmasına neden olan Washington Post kıdemli yazarı, araştırmacı gazeteciliğinde duayeni Bob Woodward. Ama bu kez yanında aynı gazetenin siyasi editörü Robert Costa da var. Robert Costa için çok iyi bir başlangıç bu kitap bence. Çünkü Bob Woodward gibi bir ustayla yeniden tartışmalara yön verecek bir eser üzerinde çalışmışlar. Eser, yani kitap, esas olarak Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın son aylarıyla Joe Biden'ın başladığı ilk ayları kapsayan çok 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 kritik bir dönemi içeriyor. Meğer biz o dönemde bir, Amerika Birleşik Devletleri'nde anladığımız kadarıyla büyük bir darbe atlatmışız ve bu darbenin sonucunda veya esintisinde bir nükleer hesaplaşmadan kurtulmuşuz. Çünkü nükleer silahlara sahip devletlerin bütün insanlık açısından böyle bir sorunu var. Nedir sorun? Siyasi istikrar. Yani Rusya'ya bakacaksınız, orada sistem çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Amerika'ya bakacaksınız, çalışıyor. Çin'e bakacaksınız, çalışıyor. Hindistan'a, hatta Pakistan'a, herkese bakacaksınız. Nükleer silahı olan yerde bir problem var mı yok mu iç açıdan, iç siyaset açısından. Çünkü sistemi ne olursa olsun sonuç itibariyle ölümcü, bütün insanlığı yok edebilecek silahlara sahip devletlerin kendi iç yapılarındaki mekanizmaların, rejim ne olursa olsun düzgün çalışıyor olması gerekiyor. Putin muhatapsa Putin'in muhataplığını göreceğiz. Joe Biden bugün muhatapsa Joe Biden'ı göreceğiz. Xi Pekin'de muhatapsa Xi'yi sabah kalktığımızda orada bulacağız. Birisi sabahleyin öldürmemiş olacak onu. Öyle bir durum. O yüzden nükleer silahlı devletlerin aynı zamanda bir de İç istikrar gibi çok ciddi meseleleri var. Bunu da zaten nükleer silaha sahip Kuzey Kore haricinde her yerde iyi kötü görebiliyoruz. Ama bizim bu kitaptan anladığımız kadarıyla, yani Woodward Costa kitabından anladığımız kadarıyla Amerikan devleti ve Pentagon, özellikle Genelkurmay Başkanı Mark Milley, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, eski başkanı Donald Trump'ın ruh sağlığı probleminin dünya için çok ciddi bir sorun oluşturacağına inanmışlar. Kitap zaten bunun bir detayını veriyor bize. O da
Amerikan Genelkurmay Başkanı Milley'in biri Ekim 2020, öbürü 6 Ocak 2021 günü. 6 Ocak 2021'in altını çizerek söyledi. Çinli mevkidaşı Li ile yapmış olduğu iki özel telefon görüşmesi. Birinci görüşmede Çin'in endişelerinin yükseldiği o seçim döneminin son dönemindeki tartışmalar, Amerika Birleşik Devletleri seçim sisteminde doğabilecek büyük bir tartışma ve kargaşanın doğurabileceği iç istikrarsızlık nedeniyle Çin'in şöyle bir sorunla karşı karşıya olduğu ve bunu da anladığımız kadarıyla Amerikan devletine bir şekilde aktardığı gözüküyor. O da şu, bu adam yani Trump seçimin bu kadar sıkıştığı, kendisinin de seçimi kazanma ihtimalinin giderek azaldığı bir noktada bizimle savaşa girip üstelik de bir nükleer silah kullanır mı? Çin'in kafasına doğan soru bu. Anladığım kadarıyla Rusya o dönemde Çin'e göre kendini biraz daha emniyette, biraz daha rahat hissediyor. Bunun birçok nedeni var tabii. Yani Rusya'nın elindeki nükleer kapasite, Çin'in elindeki nükleer kapasitesinin çok üstünde. O yüzden kendini doğal olarak korunmuş oluyor, olarak hissedebilir. Ama tahminim böyle bir durumlarda o da teyakkuza geçebilecektir. Ama Çinliler bunu resmen bildirince veya hissettirince Milley telefon ediyor ve diyor ki böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bizim Çin'e nükleer saldırı gibi bir düzenlememiz söz konusu değil. Ama yarın bir gün bir tehlike doğarsa, bir emir gelirse, yani Çin'e bir nükleer saldırı olacağı yönünde bir gelişme olursa burada, Washington'da, sana söz veriyorum, seni ilk arayan insan ben olacağım ve bu nükleer saldırı sizin için bir sürpriz olmayacak. Şimdi bu konuşmanın tartışılan ana noktası dönemin başkomutanı Trump'ın bilgisi dışında yapılmış olması. O yüzden mesela dönemin son dönemde özellikle Trump'a biliyorsunuz savunma bakanı dayanmamıştı. Son böyle dönemde de vekaleten Chris Miller yapıyordu o işi. Son dönemin savunma bakanı Chris Miller böyle bir emir, böyle bir telefon görüşmesiyle ilgili bir emri ben vermediğime göre General Milley bu telefon görüşmesini tamamen kendi inisiyatifiyle yapmıştır diyor. Şimdi herkesin bir şöyle kafasında toparlaması açısından söyleyeyim. Biraz bizim son sistemimiz de ona benziyor. Genelkurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tür orduyu temsil ediyor, tamam da esas olarak Beyaz Saray'ın baş danışmanı görüntüsünde bir şahıs. Ordu komutanları tek tek savunma bakanına bağlı. Bu ordunun sivil otoritenin, sivil kontrolün altında olduğunu ve güçlü bir sivil siyaset tarafından yönetildiğini gösteren bir yapılanma. Ama gördüğümüz kadarıyla Milley ayrıca yine bu kitapta yer alan ve yalanlanmayan şeyle bütün kurmaylarını çağırıyor. Bütün kurmaylarını. Ve diyor ki başkandan nükleer bir talimat geldiği an ben Genelkurmay Başkanı olarak o nükleer talimatın uygulanma zincirinde yokum. Hakikaten de yokmuş. Biz de yeni öğreniyoruz. Yani başkan direkt olarak nükleer füzeler komutanlığını basın şu düğmeye yollayın onu diyor. Yani öyle bir sistemi varmış Amerika'nın. Bunu da böyle böyle öğreniyoruz. Hepinizi diyor emrediyorum. Beni o zincirin içine koyacaksınız. İlk benim haberim olacak. Milley. Vay. Demek ki
Amerikan Derin Devleti ve Genelkurmay Başkanı ciddi bir şekilde bir an her şeyin kontrolden çıkabileceğini ve dünyanın ve Çin'le Amerika arasında beklenmedik bir nükleer hesaplaşmanın doğabileceğine de inanmış. İkinci telefonun tabii ki 6 Ocak'ta olması çok önemli. Çünkü 6 Ocak 2021 biliyorsunuz Trump yanlılarının Washington'u özellikle de Amerikan Kongresi'ni bastıkları gün. Baskın devam ederken arıyor Milley yine Li'yi yani Çin Genelkurmay Başkanı diyor ki bak sakin olun. Herkes sakin olsun. Hiçbir şey yok. Burada her şey kontrol altında. Demokrasi de bazen böyle çalkantılı yollar olabilir. Ama burada her şey kontrol altında. Kimse yanlış bir şey düşünmesin diyor. Şimdi tabii 8 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Bayan Nancy Pelosi ile Amerikan Genelkurmay Başkanı Milley'in bir başka konuşması daha var. O konuşmada Nancy Pelosi tabii bir siyaset insanı, bir siyasetçi kadın olarak Genelkurmay Başkanı Trump'ın ruhi durumunun ve yaptıklarının Amerika'ya karşı, demokrasiye karşı bir darbeci kimlik taşıdığını ve özellikle Amerikan Kongresi'ne dönük o baskının yolunu açmış olması nedeniyle savcılar da tarafından tutuklanması gerektiğini söylüyor Pelosi Genelkurmay Başkanı'na. Genelkurmay Başkanı'nın verdiği cevapta sizinle tamamen hemfikirim. Daha henüz Trump 20'sine 12 gün daha var başkanlığında. Şimdi bütün bunlar tabii Amerika'da bomba etkisi yaptı. Çünkü ortaya çıkan tablo şu. Bir nükleer savaş halinde Amerikan Genelkurmay Başkanı, başkomutan ve bu konudaki karar verici tek yetkili Beyaz Saray'ın oval ofisinde oturan başkanı engellemesini yapacak bir sistem peşinde koşuyor. Ayrıca böyle bir savaşta bir numaralı muhatabın Genelkurmay Başkanı'na da diyor ki merak etme ben seni uyarırım. Şimdi tabii Cumhuriyetçi ünlü senatörler var. Marco Rubio gibi Amerikan Senatosu İstihbarat Komitesi üyesi, Türkiye azılı düşmanı. O ayağa kalktı. Dedi ki derhal bu adamı istifa etsin. İstifa etmekte kalmaz. Eğer bunlar da olursa mahkemeye gitsin. Yüce Divan'da ihanetten yargılansın dedi. Onun yardım diye yine böyle kankası var. Yine bütün Türkiye aleyhinde beraber yapıyorlar kararnameleri. Ted Cruz o da aynı şeyi söyledi. Yani bir an önce dedi bu adamın yargılanması gerekiyor. Tabii bütün gözler Biden'daydı. Biden de dedi ki General Mark Milley'e büyük bir güvenim var. Bitti. Yani dedi ki ben bu adamı harcamayacağım. Esasında 2018 yılında Trump tarafından iş başına getirilmiş bir general. Fakat sonrasında anladığımız kadarıyla durum farklılaşmış. Ve sonradan Pentagon sözcüsü John Kirby esasında bu tür konuşmalar sistem içinde doğaldır, anayasaldır ve bir suç teşkil etmemektedir. Amerikan Genelkurmay Başkanları tehlikeli durumlarda bir yanlış anlamayı önlemek ve bir yanlış anlamadan bir savaşın çıkmasını durdurmak veya buna izin vermemek için düşman diye kabul ettiğimiz unsurların genelkurmay başkanlarıyla da düzenli olarak görüşürler. Bunun da içinde Rus genelkurmay başkanı da vardır, Çin genelkurmay başkanı da vardır diye bir açıklama yaptı. Nitekim o Çinli'yi aradığı 6 Ocak 2021 dışarıda ortalık kan gövdeyi götürüyor kongrede. Birleşik Krallık yani İngiltere genelkurmay başkanı aramış. Rusya Genelkurmay Başkanı aramış
Ve Pakistan Genelkurmay Başkanı aramış. Rusya Genelkurmay Başkanı'nı artık biz kendi Genelkurmay Başkanımız gibi tanıyoruz. Gerasimov. Anladığım kadarıyla o duruma hakim. O şey değil. Birleşik Krallık zaten kanka. Pakistan'ı niye aradı? Pakistan'ın elinde çünkü bir nükleer füze sistemi var ve bir Asya gücü. Acaba Çin'le yakın ilişkisi olduğu için mi onu da uyardı? Veya işte bir nükleer savaş çıkması halinde Hindistan'la Pakistan arasında da benzer bir hesaplaşmanın olmasını önlemek için mi aradı? Kitap çıktığında anlayacağız veya anlamayacağız, onu da Pakistanlılar açıklar. Ama gerçekten bize şu görünüyor ki nükleer güçler sadece birbirlerinin ne yaptıklarını, işte ne ettiklerini falan takip etmiyorlar. Nükleer güçler aynı zamanda birbirlerinin başkentlerindeki atmosferi ve kimin kime ne yaptığını da takip ediyorlar. Mesela yine aynı gün, yani 6 Ocak 2021 günü Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı doğrudan Hindi-Çin komutanlığı var. Yani Çin'den sorumlu, Hindistan-Çin bölgesinden sonra Pasifik'in bir komutanlığı. Onu doğrudan arıyor. Diyor ki bir tatbikat varmış diyor orada, durdurun o tatbikatı diyor. Bakın 6 Ocak. Evet var, bakıldığım, gördüğüm kadarıyla bir boğazdan serbest geçiş tatbikatı. Yani Çin'in engellemeye çalıştığı bir ticaret yolu var. Orada Amerikalılar sen buraları engelleyemezsin, biz burada tatbikat bile yaparız diyen bir tavır içindeler. Onu askıya almışlar. Sırf Çinliler şey yapmasın, telaşlanmasın, bir tedbirsizlik olmasını önlemek için. John Bolton var mesela, çok şeydir biliyorsun, güvenlik başdanışmanıydı, Türkiye'ye falan geldi, bizim İbrahim Kalın'la hesaplaşmalar, pazarlıklar yaptı. O John Bolton diyor ki, Milley'in yaptığını ben destekliyorum, bu normaldir diyor mesela, enteresan bir şey. Fakat biz şunu anlıyoruz, ileride tarih büyük bir olasılıkla Mark Milley'i 6 Ocak 2021'e doğru gelen ve orada da patlak veren olaylar sürecinde Amerikan ordusunu esasen iç siyaset, yani Beyaz Saray'ın sahibi kim olacak tartışmasından uzak tutan adam olarak tanımlayacak. Anladığım kadarıyla, daha tabii detayını bilmiyoruz, sadece bu kadarını verdi Washington Post. Ama benim bir gazeteci olarak anladığım kadarıyla bu iş orada bitmemiş. Yani esasında Amerikan derin devletinde o gün doğan büyük kaos ortamında sadece Çinli ile veya Rus'un Genelkurmay Başkanı ile konuşulmamış. Orada başka bir konuşma daha var. O da belki de Amerikan ordusunun yaşanılan kaos ortamı çerçevesinde olaya direkt olarak müdahale edilmesi de tartışılmış, ama gördüğüm kadarıyla Mark Milley doğru bir kararla bence Amerikan ordusunu Washington'a sokmayan bir genelkurmay başkanı olmuş. O günü hatırlıyorum, Trump'tan çağrı da aldı, sokmadı, gecikmeli olarak milli muhafızlar geldi ve ondan sonra ortalık yatıştırılır gibi oldu vesaire. Yani şey olarak. Ama bizim bütün bu olaylardan çıkaracağımız her şey sadece gözüktüğü gibi değil. Sadece orada Amerikan Kongresi basılmıyor. Orada eller düğmedeymiş. Yani herkes bir şekilde nükleer bir çılgınlık olacak mı olmayacak mı diye konuyu da atlatmış. Amerika Birleşik Devletleri anladığım kadarıyla bu seçim sistemiyle demokrasisini sağlıklı bir şekilde yürütemeyecek. Yani bu yanlış bir seçim sistemi. Bu artık giderek anlaşılıyor. Tabii çok tutucular kendilerini dünya demokrasisinin mabedi olarak görüyorlar. Bunu nasıl içlerine sindirecekler bilmiyorum, ama
Bir sonraki seçimde Amerika'da darbe bile olabilir, onu söyleyeyim. Çünkü yaşadıkları hiç de normal şeyler değil son dönemde. Bilginiz olsun. Amerika'dan bu tür haberler alacağız. Belki de hiç beklenmedik tutuklamalar bile yaşayacağız. Ve beklenmedik belki de pazarlıklar ortalığa dökülecek. Ne diyorum her seferinde? Sosis yapımıyla siyasi pazarlıklar halkın önünde yapılmaz, ikisi de mide bulandırıcıdır. Kalın sağlıcakla.